Tam tahmin ettiğim gibi. Şiş timpanik kanaldan çıkıp optik siniri yukarı kaldırmış. Cerebellumla pons arasında kitle görünümü var. Bu bir kanama mı hocam? Evet. Ufak bir kanama var. Daha da büyümeden o şişi oradan çıkarmamız lazım. Samet, ameliyathanelerdeki yoğunluğa bak. Hemen ayarlayıp bana haber ver. Peki hocam. Cerebellum'daki görüntü önemli olabilir. Ameliyat sonrası MR çekilsin. Tamam hocam. Esma. Benimle mi konuşuyor acaba bu? Ben seninle bir şey konuşmak için geldim aslında. Ama işin gücün varsa sıkıntı yok, beklerim. Klonlandı falan herhalde. Ya da travmanın etkisini atlatamadı çünkü ne söylediğinin farkında değil. Marmaris'te amcanın yaptıklarına benzemez ama... Badem ezmesi sen çok seviyordun diye hatırlıyorum. Kim seslendiriyor seni? Efendim? Yani ben yıllar oldu senden böyle bir şey duymadım. Hatta hiç duymadım. Öyle deme Esma, biz iyi arkadaştık yani zamanında. Hem bak Mehmet'i de duydum, üzüldüm gerçekten, çok geçmiş olsun. Allah Allah. Sahte misin, gerçek mi acaba? Ben şok ettim yani şu anda. Ama yani eğer böyle beyaz bir sayfa açmak istiyorsan Eylül'den özür dilemeni tavsiye ederim. Tamam. Yani aslında ben olanlar için senden özür dilemeye gelmiştim ama bu önerimi de düşüneceğim, tamam. İşler o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah. Laboratuvara falan mı yollasam acaba? Acaba içine bir şey mi koydu? Zehirlenip şüphe çekmemek için falan mı yaptı acaba? Ya patlarsa? Kaldırımda kafanız delen doktor, Eylüler'den miydi? Aynen kardeşim, aynen. Eylüler'den de. Kafam delen, Eylüler'den de. Hangi doktor hastasının kafasını kaldırımda matkapla deler ya? Bir de matkapla. Bakın ya, şu halime bakın. Allah'tan korkun yok mu senin ya? Burnum akıyor diye ben kardeşim hastaneye geldim, burnum akıyor diye. Peki bunu yaparken size sormadılar mı? Ne alakası var kardeşim? Kendimde değildim. Sinan, kameralar aşağıda. Başımıza iş açacaklar. Çekim yapıyorlar. Biliyorum konuyu. Bırak yapsınlar. Ama hastane Sibel Hemşire'nin intihar yüzünden zaten alt üst olmuş durumda. Bir de bu. Sonrasını herkesi nasıl toparlayacağım ben? Bilmiyorum. Sen her şeyin altından kalkarsın. Bir yolunu bulursun hep. Bırak medya işini yapsın. Girsinler içeri. Sen yine neler çeviriyorsun? Bırak soru sormayı da. Hani sen... İzin ver sevgimi ispatlayayım diyordun ya. Şimdi tam zamanı. Tamam, sakin ol. Tamam canım. Yaşadığımız çok ağırdı, evet ama. Hadi ben. Ağlama. Ben yaparım, sen dışarı çık. Yok hocam, ben yaparım. Özgül hemşire, iyi gözükmüyorsun. Çık dışarı hadi.
Hadi gel Özgür, gidiyorum. Tamam, sakin ol. Sen gördün de niye durdurmadın? İnsanın aklına gelir mi böyle bir şey? Hem çok işim vardı. İş, iş. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ama arkamıza ağlayacak insanların bile çok işi olacak. Hayat mı bu ya? Kızlar yapmayın böyle. Toplayın hadi kendinizi. Hocam Sibel aklımızdan çıkmıyor. Tamam, farkındayım. Anlıyorum ama içeride yardımımızı bekleyen insanlar var. Hocam hiç düşünmüyor musunuz? Sevdiklerimiz belki de son görüşümüz. Belki de yarın olmayacaklar. Gelin arkadaşlar. Gelin. İşte. Ne oluyor ya? Beni bu hale getiren Eylül Erdem bu. Kim bu ya? Ne yapıyorsunuz siz? Burası hastane. Çıkar Eylül mısınız Hanım, dışarı? Hasan'ın rızası olmadan kafasını delmişsiniz. Hem de kaldırımda. Yanlış müdahale iddialarını niye yanıt vereceksiniz? Ya ben yanlış bir şey yapmadım. Ayrıca çeker misiniz şunu ya? Şimdi çıkın dışarı. Nereye saldırıyorsunuz öyle mi? Allah Allah. Pardon, pardon. Ne oluyor burada? Doktorunuz hatalı müdahale yapmış. Ya bakın arkadaşlar bakın. Elime bakın. İşte elimi bu hale getiren kadın bu. Ya yalan söyleme be. Ben senin hayatını kurtardım. Böyle mi teşekkür ediyorsun? Tamam Eylül, sakin. Ya sakin falan olamam. Göz göre göre yalan söylüyor. Görmüyor musun ya? Ha, görürsün sen yalancıyı. Yarın dava açmaya gidiyorum Eylül Hanım. Mahkemeye vereceğim ikiniz de. Hastanenizi de davaya vereceğim. Görürsün. Tamam, görüşürüz. Arkadaşlar siz neden duruyorsunuz? Güvenliği çağırsanız Emel, hadi. Hadi. Siz ne düşünüyorsunuz yanlış müdahale hakkında? Arkadaşlar bakın, ortada yanlış bir müdahale yok. Hastanın hayatını kurtarmak için ne gerekiyorsa o yapılmış, tamam mı? Hayat kurtarmak ha? Bu mu hayat kurtarmak? Hayatımı mahvettin be! Hayatımı mahvettin! Dava edeceğim seni. E tamam, git git. Nereye dava açıyorsun? Aç ya. Çık, çık kardeşim. Çık. Baba. Hadi, hadi çık kardeşim. Mahkemede görüşeceğiz İllo. Hadi. Mahkemede görüşeceğiz. Hadi. Dokunma be! Bağırmayalım, lütfen. Hadi, hadi. İyi misin? İyi falan değilim. Adam yalan söylüyor. Görmüyor musun ya? Hayatını kurtardım ben onu. Tamam Eylül, biliyorum. Ya orada müdahale edilmesi gerekiyordu. Hatalı bir şey yapmadım ki. Tamam, evet. Sen doğru olanı yaptın. Sıkıntı yok. Sakinleşmeye çalış lütfen. Tamam. Hayırdır Bloge, iştahın yok. Bugün yemiyorsun. Şu düşen hemşire. Abi gitmiyor gözümün önünden ya. Sen adını biliyor muydun? Sibel. Sibel. Vay be. 24 saatin burada yan yana geçiyor. Ben adını bile bilmiyorum abi. Vallahi yazıklar olsun bana ya. Yazıklar olsun. Şundan artık başını kaldırırsan adını da öğrenirsin. Bıt 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 bıt. Bir bırak şunu. Ne haber? İyi misin diye bakmaya geldim. Tekrar tekrar kontrol ediyorum. Hiçbir şey yanlış değil. Hayır, bu adamın bu kolu nasıl bu hale geldi anlamıyorum ya. Ben mi bir şey atlıyorum? Bir bakar mısın şuna? Ver bakayım, ver. Neydi o? Hı? Yok bir şey. Sırası değil. Öyle olsun bakalım. Haklısın, bunda bir hata yok. E nasıl böyle oldu o zaman? Bulacağız nedenini. Ya büyük olasılıkla hastalığın travma sonrası kapıldığı yanlış hisler. Beyin karmaşık bir yapıdır. İnsanı kolayca yanıltabilir. Umarım dediğin gibidir. Bu arada hastalık da yanılgıydı falan konuşunca aklıma geldi. Mehmet bizi sevgili sanıyormuş, biliyor musun? Peki sence bu
yanılgı mı yoksa gerçek mi? Sen hastalarına böyle şeyler mi konuşuyorsun? Sen önce benim soruma cevap ver. Efendim Samet? Tamam. Geliyorum. Alıştın tabii o meşhur telefonun çalınca kaçmaya. Şimdi şaşırdın değil mi? Neyse, iyidir iyidir. İlişkilerde yenilik iyidir, heyecan katar. Şöyle hastalığıyla bir kahve de içemedik ama... sorumun cevabını alacağım. Kolay gelsin. Bakar mısınız? Bir çay alabilir miyim abla? Çay. Abla mı? Yuh. Ulan bu da bizde iyice kalıcı oldu ha. Buyurun. Amca. Ne bekliyorsun abla? Tamam, başka bir şey istemiyorum. Ben sizin bu abla deme sorunsalınızı pek anlayamadım yalnız. Bayan, başka bir şey istemiyorum. Oldu mu? Olmadı. Sensin bayan. Hanımefendi daha uygun bence. Hanımefendi, başka bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Böyle yola gelirsin işte. İki gün kendimize bakmadık, adam ablayı yapıştırdı. Şapsız. Alo. Merhabalar. Ben hastanenin oradaki kafedeyim. Göndereceğiniz kişiyle burada buluşabilirim. Tamam. Eylül Hanım. Efendim. Her şey bir anda nasıl da değişiyor değil mi? Ne demek istiyorsunuz? Geçen gün arkadaşınızın ameliyatından sonra benden özür dilemediniz. Ama bugün hem hastanızdan hem de tüm hastaneden özür dilemek zorunda kaldınız. Ben yanlış bir şey yapmadım. Hastanız öyle demiyor ama. Üstelik hastanenin başında zedeliyorsunuz. Ben ne o adama dedi hastaneye zarar verecek hiçbir müdahalede bulunmadım. Elinin nasıl o hale geldiğini de bulacağım. Hep bir arama, hep bir bulma. Ya korkarım hayatınız böyle geçecek. Bu sizi neden rahatsız ediyor? Etmiyor. Sadece birkaç gün bu planlarınıza ara vermenizi istiyorum. Biraz tatil hem size hem de hastanemize iyi gelecek. Hastalarınızı devredin ve evinize gidin. Çok naziksiniz ama ben kalacağım. Bu bir rica değil. Hastanenin müdürü olarak emridir. Sizi ve kameralarınızı bugün daha fazla görmek istemiyorum. Hemşire Hanım, ameliyat başladı mı acaba? Başlıyor. Doktor Eylül Hanım da içeride mi? Hayır, bu Oğuz Hoca'nın ameliyatı. Anladım. Havle vele aklışma, elimin tersini bir tane çakacağım. Vur hadi vur, rahatla. Anneme yaptığın gibi yapma ama. Bir kez vur, gebert. Ne yapmışım lan annene, ne yapmışım? Annene ne yapmışım? Ne yapmışım annene? Bir daha sakın arama beni. Baban da yok artık. Thank you.
Sözümü tutuyorum. Söz mü? Ne söz? Beni çöp gibi bıraktığın o akşam arkamdan ağlarken söz verdim. Yaşlanınca sana bakmayacağım diye. Ne sana, ne de o karın olacak yılana bakmayacağım. Sektör. Lateral sprit respons görüyor musun? Evet, mevcut Oğuz hocam. Teflon. Mevcut durum. Geçti. Tamamen gitti mi? Evet, tamamen gitti. Güzel. Ellerinize sağlık hocam. Geçmiş olsun. Alo. İpek. Ha kızım. Şimdi başladılar ameliyata baba. Tamam yavrum, tamam. Sen merak etme. Ben çıkar çıkmaz haber vereceğim sana. Tamam, tamam güzelim. Oldu babam, oldu. Hadi bak sen işine. Yavrum benim. Bakar mısınız? Ay Allah'ım, kahvehane sanki ya. Kafe burası. Kafe. Efendim amca. İşaret ettim ya. Ne bu şimdi? Böyle yapınca. Yap bakayım bir daha. Çay mı? Çay? Kahve isteyince ne yapacaksınız acaba? Çok merak ediyorum ben. Hoş geldiniz ablacığım. Siz ne alırsınız? Çay mı? Ben bir şey istemiyorum. Para tamam değil mi? Evet. Niye eksik olsun ki? Çıkarıp saymayacaksın herhalde kafenin ortasında. Babamı yolda bulsam bile sayacaksın derdi. Allah bereket versin. Tamamdır. Var mı başka bir şey? Yok. Allah Allah. Ay bu Nemrut bu manyağa niye para verdi ki acaba? Bakar mısınız? Hesabı alabilir miyim? İki çay. Kalsın. Ya daha geçen gün birlikte dolma yedik, güldük, eğlendik, şakalaştık. Nasıl ölmek ister? Hiç fark etmedik hocam. Demek ki depresyondaymış. Demek ki bundan sonra arkadaşlarımıza daha dikkat edeceğiz. Bir dertleri, bir sıkıntıları var mı daha çok ilgileneceğiz onlarla. Bakın sizin de başınıza bir şey gelir, bir derdiniz, sıkıntınız olur, gelin bana söyleyin, tamam mı? Size mi? Evet Özgülcüm, bana. Arkadaşlar ben de insanım. Ben de hatalar yapıyorum, hatalarımdan ders alıyorum. Hem değişmek çok güzel. Ayrıca bu hayatta ihtiyacımız olan en iyi şey iyi arkadaşlardır, değil mi? Açıl, 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 açıl. Hastanın durumu nedir? 53 yaşında, bilinci kapalı. Eşi mutfakta baygın bulmuş. Kafada kült travması var. Hep birlikte hastayı yatağa alacağız. Üç dediğimde. Bir, iki, üç, hadi. Tamam arkadaşlar, çok teşekkürler. Bundan sonrası bizde. Hocam, hastanın eşi Oğuz Hoca'nın babasıymış.
Tamam, sen gidebilirsin. Teşekkürler. Nerede? Nerede? Oğuz nerede? Arıyorum, açmıyor. Tansiyonunu ölçüyor. Amcacığım, ben Doktor Bahar. Eşinizle ben ilgileniyorum. Merak etmeyin. Oğuz'un da yakın arkadaşıyım. Ama siz sakin olun, olur mu? Tamam. 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 Göz bebekleri eşit ve ışığa duyarlı. Tomografi için hazırlanalım hemen. Tamam. Bana 4-0'lık ipeğini istiyorum. Kanamayı durdurmamız lazım. Hemen. Kanaması nasıl? 100 cc kanadık Ali hocam. Kontrol altında. Hocam çok özür dilerim, çok özür dilerim. Benim Oğuz Hoca'nın yaşlı bir hastasıyla ilgilenmem gerekiyordu da. Önemli değil Samet. Biz seni bekleriz ameliyatta. Nasıl olsa acelemiz yok değil mi? Olur mu hocam öyle şey? Ben gerçekten çok özür dilerim. Affedin hocam. Bir daha kesinlikle olmayacak böyle bir şey. Neyse. Şimdi işimize konsantre oluyoruz. Klem. Merve'ye söz verdim. Hastalığına teşhis koyabilmek için önce onu bu şişten kurtarmamız lazım. Böyle bir şeyi hasta neden kulağına saplar anlayamıyorum hocam. Yani nevrotik bile olsan yapılmaz ki böyle bir şey. Bilinçli yapmış olamaz zaten. Merve'yi tetikleyen her neyse onu bulunca... Evet. Bunu da çözeceğiz. Çıkmış olman için ya kovulmuş olman lazım ya da dünya sonu gelmiş olması lazım. Ay kovuldum. Bahar cadısı değil mi? Ben başta inanır gibi olmuştum ama görüyor musun bak yaptıklarını? Sarı çıyan, pis böcek. Esma tamam sakin ol. Kovulmadım. Ayrıca konumda Bahar'la ilgisi yok. E ne oldu peki? Ya geçenlerde kaldırımda müdahale ettim hasta. Bugün gelip olay çıkardı. Ay bu insanlar neden bu kadar nankör ya? Adamın hayatını kurtarıyorsun, geliyor düşman oluyor. Ya da gelip vuruyor. İnanamıyorum yani. Ay bak. Yine düşünce bütün içim sıkıldı yani. Ay Allah'ım seni korusun ya Rabbim. Seni korusun. Bunlar ne? Geçmiş olsun kitlere. Ne Esma bu ya? Kek, süt ve kolonya. Ya biri Mehmet için, biri Alp için. Geçirdikleri rahatsızlıklardan dolayı. Bir dakika Mehmet'i anladım da. Alp. Sen Alp'ten mi hoşlanıyorsun? Ya hoşlanmak ne kelime? Benim kalbimin 1/4 Alp'e ait. 1/3. 1/4'ü kimin için atıyor Esma? Oğuz. Alo. Hastanede misin? Yok, Esma'nın kafesindeyim. Yani eminim merak etmiyorsundur ama üvey annenin ameliyatı iyi geçti. Gayet iyi. Teşekkür ederim. Sana borçlandım. Bence de. Ve bana bunu bir yemek ısmarlayarak ödeyebilirsin. Bugün onun için çok uygun bir gün değil. Neden? Söylediklerim yüzünden mi? Ben zaten o söylediklerini hiç söylememişsin farz ediyorum. Yani maalesef bu mümkün değil. Sabah ne hissediyorsam şu anda da aynı şeyleri hissediyorum. Ve bunları konuşmak için de buradan dost doğru yanına geliyorum. Oğuz şimdi gel... Kapat. Oğuz buraya mı geliyor? Galiba. Ay benim hemen hazırlamam lazım. Hayır Esma ya. Of, Oğuz olmasın ya.
haber? İyi, merhaba. Ben sana bir şey söyleyecektim de. Bağır, soru konuşalım, açmam lazım. Eylül'le yemeğe gideceksiniz galiba. Kulak misafiri oldum istemeden. Evet. İptal etsen daha iyi olacak sanırım. Allah Allah. Sen şimdi bana da mı karışmaya başladın Bahar? Sana ne yani? Oğuzum şu an boşuna böyle bir tepki veriyorsun. Ameliyatta olduğun için olanlardan haberin yok anladığım kadarıyla. Neyden haberim yokmuş ya benim? Annenle baban aşağıdalar. Acilde. Babam mı? Babama bir şey mi oldu Bahar? Yok annen. Merdivenden düşmüş sanırım. Şu an röntgen ve tomografi sonuçlarını bekliyoruz. O benim annem değil. Ama baban eşim deyince ben de o yüzden öyle şey yaptım. Ya anlaşılmayacak bir şey yok işte. Annem ölünce babam gitmiş, o kadınla evlenmiş. Sana ne dediysem kelimesi kelimesine öyle anlatacaksın. Baba. Neler oluyor? Yok bir şey, düşmüş kaza. Benim suçum. Arkalarım dökülüyordu ağrıdan. Bir tane ağrı kesici içtim. Ya kaç defa söyledim durmadan ağrı kesici içme diye ama. Doğru. Dedi. Dedim ama kim dinliyor? Tansiyonu düşmüş. Geldiğimde bir baktım mutfakta yerde yatıyordu. Bir bakmam lazım. Kaldır başını biraz. Baba biz seninle biraz konuşalım. Bunun burada ne işi var? Hastane kıtlığı mı vardı bu yalancının olduğu yere geldiniz? Hadi anne, başka yere götürelim seni. Sakin ol. Bunu kafana göre çekip gidemezsiniz. Öyle mi abicim? Bal gibi de giderim. Sen bu ailenin hiçbir şeyine karışamazsın. Ya kızım, dur be, yapma. O ne karışıyor be? Annesi bile değil. Hadi anne. Röntgen ve tomografi sonuçları gelsin, sonra anneni alıp gidersin. Şey, oğlum, Yıldız haklı. Biz gidelim. Bak, o kadar bir şeysi yok zaten. Acı da çekmiyor. Acil bir şey olursa ben kendi ellerimle getireceğim. Biz gidelim. Tamam baba. Sen nasıl istersen. Ama biz seninle önce bir konuşalım mı? Hı? Ne oluyor baba? Anlat bana. Ya anlatacak bir şey yok. Ya söyledim sana, kaza işte, düştü. Baba, sadece düştün emin misin? Bir dakika, burada dur. Ben hayatımda kimseye bir fiske bile vurmadım. Sen ne dediğini biliyor musun ya? Tamam baba, o zaman izin ver, onu bir kontrol edeyim. Bu da benim görevim, bu şekilde gitmenize izin ver ama. Tamam. Sen ne istiyorsan yap ama bir daha aç ol bu konu. Tamam mı? Hocam, beyinde bu davranışlara sebep olacak bir kitle, bir şey yok. Evet, haklısın. Ön lobda bir şey yok. Temporoparietal bölgede de yok. Oksipital lobda demiş. EEG'sinde de bir şey çıkmadı. Tüm testler negatif. Tomografideki görüntü de artefaktmış. Bizi yanılttı. Ne olacak şimdi? Hasta intihara meyilli olduğu için psikiyatriden görüş isteyeceğiz. Hocam, bu kız bence deli değil. Neye dayanarak bunu düşünüyorsun? Ben bizim köyde de, hastanede de çok deli gördüm. Bu kızda başka bir şey var. Bir çaresiz bakıyordu sanki bu kız. Evet. Peki. Madem buna dayanarak böyle düşünüyorsun. Tamam. O zaman vaka sende Samet. Ben şimdi dışarı çıkıp hemen döneceğim.
Döndüğümde de ne olduğunu bulmuş olacaksın. Eğer bulamazsan köyüne geri dönersin, tamam? Ben mi bulacağım? Yok artık. Hay çenenin yayı kopsun Samet. Sen kim, hocaya akıl vermek kim? Geri zekalı. Of ya. Of ya. Ali Asaf. Çıkıyor musun? Vaktin varsa konuşalım biraz. Önemli mi? Eylül hakkında. Acil değilse sonra konuşalım. Görüşürüz. O kızı kişisel meselelerinizde harcamanıza izin vermeyeceğim. Kişisel meselelerinizde harcamak derken? Babanın Eylül hakkında bana anlattıklarından haberi yok galiba. Anlamadım. Bahar'la evleneceğini düşünüyor. Açıkçası ben de kafanın biraz karışık olduğunu düşünmeye başladım. Bu işin sonunda Eylül üzülmeyecek değil mi? Bence asıl senin kafan karışık Selim abi. Sen bunları düşünüp kendini yorma, tamam mı? Hadi görüşürüz. Nasıl olmuş? Yani biraz abartılı olmamış mı? Niye? Yakışmamış mı? Yani öyle değil de Oğuz içinse... Yani sen bu Oğuz konusunda emin misin? Bir şey biliyorsun değil mi? Sevgilisi var. Hayır, sevgilisi yok da. Ah, sen kafet bir kızla beyin cerrahını yakıştıramadın tabii. Ay, ne alakası var Esma? Saçmalama. Ben anladım. Esma, öyle bir şey mi dedim ya? Allah Allah. Ne oldu Esma? Bir şey yok. Klasik Esma işte. Sinan Bey seni izne çıkarmış. Bana niye söylemedin? Niye söyleyeyim? Yine güçlü kız Eylül'e döndüm diyorsun yani, ha? Sinan'la başa çıkabilirim. Ben senin Sinan'la başa çıkabileceğini biliyorum zaten. Ama yine de bana söyleyebilirdin. Ya insanlar birbirlerine öyle her şeyi söylemezler. Eminim senin de bana söylemediğin bir şey vardır. Kim bu Serdar Kılım? Ve babamla ne alakası var? Uzun seneler Muğla'da çalışmış. Sonra İstanbul'a tayin çıkmış. Muğla mı? Evet komutanım. Yakaladım var. Benden bir şey saklıyorsun. Saldır tabii, saldır. Boşuna dememişler en iyi savunma yöntemi saldırıdır diye. Var mı yok mu? Kim bilir? Neyse, benim şimdi gitmem lazım güçlü kız. Ben seni merak ettiğim için arada kaçtım geldim ama görüyorum ki formun yerinde. Güzel. Görüşürüz. Efendim? Unuttun beni. Unutmadım. Çıkmadan önce baktım, uyuyordun. Ha, tamam. Şimdi uyandım, gel hadi. Aa, çocuk gibi trip yapma be. Gelemem maalesef, izinliyim. Doktor olarak çağırmadık ki seni. Doktorum var benim, Ali Asaf. Hala yürüyemiyorum. geliyor musun? Sen istediğin zaman değil, ben istediğim zaman gelirim, biliyorsun. Eyvallah. Şşt, atarlı kız. Ben gidiyorum. Öf Esma ya. Sen de üstüme gel, tam olsun.